Benim Hikayemin yeni bölümünden herkese merhabalar. Son dönemde sizlere uzaktan golleriyle tanınan frikik ustalarından bahsetmeye çalıştım. Pierre Van Hooijdonk, Juninho gibi isimleri anlattım. Bu hafta ise bizden birini anlatıyorum. Saydığım isimlere ek olarak onun artısı kırdığı hız rekorları. Bu hafta sizlere Trabzonspor efsanesi Hami Mandralı'yı anlatıyorum. Mandralı 20 Temmuz 1968 tarihinde Trabzon'un Arsin ilçesinde 5 erkek, 3 kız olmak üzere 8 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba Osman Mandralı bir liman işçisi, anne Hikmet Mandralı ise ev hanımıydı. 6 yaşına kadar çocukluğu Arsin'de geçen Mandralı'nın Trabzon'un Faroz mahallesine taşınmalarıyla hayatının yönü de bir anlamda şekillenmeye başladı. Futbola futbolun beşiği bir kentin, futbolun beşiği Faroz Mahallesi'nde başladı. Mahalle arasında top oynarken dikkatleri üzerine çeken Hami Mandralı'yı, Trabzonspor'un tüm şampiyonluklarında kadroda bulunan Necati Özçağlayan'ın babası Osman Özçağlayan kolundan tutuyor ve Trabzonspor seçmelerine götürüyordu. Böyle başlıyordu onun Trabzonspor'daki hikayesi. Anlattığımız futbol hikayelerinin bir kısmında aile çocuğun futbolcu olmasına karşı çıkar ama Hami'nin babası her zaman onun arkasında duruyordu. Arkadaş çevresinden "Bak oğlun Trabzonspor'da oynuyor" sözünü duyunca daha bir gururlanırmış baba Osman Mandralı. Hami 10 yaşında Trabzonspor'un altyapısında futbola başladı. Genç takımdayken Sadi Tekelioğlu'nun öğrencilerinden biriydi ve gelişiminde çok katkısı oluyordu. A takım ile PAF takım arasında oynanan maçlarda ilk olarak kendini göstermeye başladı. Hatta sadece kendi hocalarının değil, rakip takım hocalarından da övgü alıyordu. Galatasaray PAF takımı ile oynadıkları bir maçın ardından o dönem Galatasaray'ı çalıştıran Derval, Hami'nin yanına gelerek onu tebrik ediyordu. A takımın o dönemki hocası Ahmet Suat Özyazıcı, Hami'yi daha 17 yaşındayken A takımı aldı. 12 Mayıs 1985'te oynanan Malatya Spor maçının ikinci yarısında onu oyuna alarak ilk profesyonel maçına çıkarıyordu. Şenol Güneş, Necati Özçağlayan, Turgay Semercioğlu, İskender Günen, Dobi Hasan, Küçük Hasan gibi dönemin önemli oyuncularıyla daha 17 yaşındayken aynı sahada forma giyiyordu. Bitirici vuruşları ve mesafe tanımaksızın çektiği sert şutlarıyla tanındı. 1992 yılında Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'a attığı frikik golü yılın golü seçildi. Trabzonspor'un 1992 ve 95 yıllarında iki kez Türkiye Kupası'nı kazanmasında, iki maç üzerinden oynanan final maçlarında toplam 4 gol atarak önemli pay sahibi oldu. Bize hep zor dediler, zor dediler. Çünkü Trabzonspor çok büyük takımdır, zoru başaran takımdır. Biz bunu başardık. Ne mutlu bize ki zoru başardık. Yani en büyük Trabzonspor. Bu kupaya ilk defa ben kupa alıyorum. İlk defa kupa kaldıracağım. Ne bileyim, o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun bu kupa. 1991-92 sezonunda UEFA Kupası karşılaşmasında Lyon'la Fransa'da oynanan rövanş maçında attığı golden sonra horon oyununu anımsatan gol sevinciyle hafızalarda yer edindi. San Marino'ya karşı frikikten attığı golle topun hızı saatte 266 kilometreye ulaşarak en sert gol vuruşu olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hürriyet gazetesi yazarı Reha Erus bu golden sonra manşeti atıyordu. Hami Porsche'u geçti. Kariyerinin neredeyse tamamı 2 sezon hariç Trabzonspor'da geçti. Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükselmişti. 1996 yılında dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren'in açıklamalarına göre kendisiyle transfer konusunda anlaşılıyor fakat transferi gerçekleşmiyordu. Hami 1998'e kadar Trabzonspor'da 334 maça çıktı ve 198 gol attı. Aynı yıl Schalke 04'e transfer oldu. 30 yaşındaydı ve Avrupa'ya gitmek için aslında biraz da geç kalmıştı. Kulübün Almanca öğrenmesi için ısrar etmesine kızdığını okumuştuk. Memleket özlemi de çekiyordu. 22 maçta 3 gol atınca ne o ne de kulübü mutlu olmuştu.
Bu gollerden birinde yine hız rekoru kırıyor, frikikten attığı golde top saatte 269 km hıza ulaşıyordu. Sezon sonunda tekrar Trabzonspor'a dönerek takımın en golcü oyuncusu unvanını kulüpten ayrılana kadar sürdürdü. Trabzonspor kariyerinde 469 maça çıkan ve 218 gol atan efsane forvet Hami Mandıralı, Türkiye Lig tarihinin de en çok gol atan 3. oyuncusu olmasına rağmen hiç gol krallığı sevinci yaşamamış, futbolumuzun adeta taçsız krallar arasına ismini yazdırmıştı. Hami Avrupa kupalarında da 23 gol attı. Hami'nin bordo mavi forma altında yaşadığı en zor gece belki de 95-96 sezonunun 32. haftasına lider girdikleri ve evlerinde 2. sıradaki Fenerbahçe'yi ağırladıkları geceydi. Sarı lacivert renkler onun Trabzonspor'daki en hüzünlü anlarının tanığı oluyordu. Maçı öne geçmelerine rağmen 2-1 kaybeden Trabzonspor şampiyonluktan olmuş, Hami belki de efsanesi olduğu formayla yaşayacağı tek şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Yıllar sonra belki ironik, belki de üzücü bir şekilde yine sarı lacivert renkler çıkıyordu karşısına. Trabzonspor'da artık bekleneni veremediği sebep gösteriliyor, takımdan ayrılıyordu. Şaşırtıcı bir kararla Ankara gücüne imza attı yılların Trabzonsporlu hamisi. 8 maç oynadı burada. Kariyerinin son golünü de ne tuhaftır ki bordo mavi ile değil sarı lacivertle atıyordu. Futbola vedası ise kaçırdığı bir penaltı sonrası oluyordu. Ankara gücünün kazandığı penaltıda teknik direktörün ısrarlarıyla topun başına geçen Hami herkesi şaşırtarak penaltıyı kaçırıyordu. Bu maçtan sonra kadro dışı bırakılınca futbola da noktayı koydu. Hami Mandıralı 4 kez U16, 17 kez U18, 7 kez U21 ve 56 kez de A milli olmak üzere toplam 84 kez Türkiye milli takım formasını giymiş ve bu maçlarda da 11 gol atmıştı. Hami topun başına geçti mi o kadar çok gerinirdi ki televizyon başındakiler de onunla birlikte nefesini tutup beklerdi. Öyle sert vururdu ki toplara, ondan yıllar sonra o tür uzak mesafe gollerini Juninho'da görebildik. Ama Hami'nin kendine has bir tarzı vardı. Topa nasıl böyle vurduğu ile ilgili şunları anlatıyordu Hami Mandıralı. Allah insanlara yetenek veriyor. Bana da topa vurmak için yetenek verdi. Fakat topa vurmayı Trabzonspor'da öğrenmedim. Ben bunu sokak arasında Faroz Mahallesi'nde öğrendim. İki tane top alırdım. Birini kesip diğerinin içine koyardım ki top ağırlaşsın. Hem sağ ayak hem sol ayak ile duvara vura vura iki ayağım gelişti. Sonraki süreçte Trabzonspor'da da topa vururdum ama frikik değil. Topu sürerdim ve vururdum. Çala gibi bacaklarım vardı ama çok uzaklardan topa vururdum. Top ayağıma oturdu mu sert bir şekilde giderdi. Daha sonra idmanlardan sonra kalıyordum ve çalışıyordum, diyordu. Hami topa bu kadar gerilerden gelerek vurmasının sebebini ise futbolu bıraktıktan sonra açıklıyordu. Özellikle karşısında baraj kuran futbolcuların ve kalecilerin bu şekilde vurduğu zaman psikolojik olarak etkilendiklerini, hatta korktuklarını fark eden Hami topa vurmadan önce en az 15 metre geriye açılırdı. Hami'nin attığı frikik gollerinin birçoğunda kaleciler topu neredeyse top ağlarla buluştuktan sonra görebiliyorlardı. Hami'nin frikiklerine çözüm bulmakta zorlanan rakip takımlar farklı şeyler deniyorlardı. Bir Beşiktaş maçında kaleci dışında kalan 10 kişi Hami'nin karşısında baraj oluşturuyordu. Antrenmanlarda, frikik çalışmalarında takım arkadaşları belli bir noktadan sonra baraj kurmak istemiyor ve o dönem için yeni yeni kullanılan plastik barajlar Türkiye'ye ilk kez Hami için getiriliyordu. Top arkadaşlarıma gelecek, canları yanacak diye kıyamazdım topa çok sert vurmaya. Plastik barajlar geldi de ondan sonra rahat rahat frikik çalışmaya başladım, diyordu Hami. Hami Mandıralı futbolu bıraktıktan sonra 2008-2009 sezonunda Türkiye U21 kadrosunun antrenörü olarak ilk görevine başladı. Uzun süre televizyonda yorumculuk yaptıktan sonra 2014 yılında Trabzonspor'da dönemin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığına getirildi. Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılmasının ardından geçici olarak Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. 2014 yılında Vahit Haliloz için Trabzonspor'un başına gelmesiyle birlikte görevinden ayrıldı. 2014-15 sezonuna Antalyaspor'la anlaşarak başladı.
Mandıralı takımın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de yenilgi elde etti. 15 Ocak 2016 tarihinde başladığı Trabzonspor teknik direktörlük görevinden 7-0'lık Antalyaspor yenilgisinden sonra 15 Mayıs 2016 tarihinde ayrılıyordu. Hami Mandıralı günümüzde şu an faal olarak futbol oynuyor olsaydı büyük ihtimal PES'te şut gücü 99 olurdu. Gönül isterdi ki böyle bir isim futbolu doğup büyüdüğü yerde Trabzonspor'da bırakabilseydi ama olmadı. O yine de herkesin aklında şu ana kadar Türkiye Ligi'nde en çok gol atan 3. futbolcu olarak yer etmiş bulunuyor. Sizlerden de Hami Mandıralı ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşça kalın.